TeknoZeyre hoş geldiniz. Bu bölümde Levent abi ile beraber AMD'nin yeni ekran kartlarını konuşuyoruz. Temmuz'un ilk haftasında Ryzen 3. nesil 3000 model hı hı. numaralı Ryzen'lerle birlikte bir de yeni ekran kartları duyuruldu. Birazcık işlemcilerin yarattığı heyecandan onlar belki biraz daha arka planda kaldı ama Navi kodlu grafik teknolojisini içeren RX 5700 serisi hı hı. şimdilik bu seri var. 3 ee, modelle çıktı detaylarını anlatacağız. Ee, bu 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş yeni bir grafik mimarisi. Evet. Yani bir öncekinin hızlandırılmışı, overclocklanmışı falan değil. Hatta şöyle daha önceki bundan önceki mimariler GCN, Graphics Core Next. Kod adıyla biliniyordu. Bu RDNA diye, RDNA diye yeni bir e, teknoloji, yeni bir mimari. Hani hemen söyleyelim, Ray Tracing yok, onun da yeri gelecek konuşacağız. Ama bir önceki e, serilerden de Hı. tamamıyla ayrı Vega falan değil, yeni AMD'nin yeni grafik nesli. E, Temmuz'un ilk haftasında ben bu. Ryzen 3. nesil toplantısına katıldığımda bu kartlar konusunda da bilgiler vermişlerdi. Orada AMD'nin özellikle altını çizdiği bir gerçek var. AMD diyor ki oyun işinde ben bir numarayım. Hmm. Çünkü diyor oyun konsollarının hepsi benim. Ki doğru. Oyun konsollarının içinde AMD var. Hem işlemci hem grafik işlemcisi olarak AMD var. AMD var. E diyor şimdi diyor bulut oyun çıkıyor işte Google hmm. Stadia falan. E o da diyor ben Yüzde yüz ben o da doğru, onların da donanımı AMD. Dolayısıyla diyor ben oyun işini kapattım. E, haklı, hani şu anda sayılar <laughs> onu gösteriyor. Ama bir yandan da tabi grafik performansı ayrı bir konu. Hani orada hala Nvidia'nın bir liderliği var. Ama hani sonuçta hız şampiyonu olmak karın doyurmuyor. Pazar payı evet. önemli. <laughs> orada da AMD diyor ki ben komple bütün pazarı kendime bağladım. E doğru söyleyecek bir şey yok. Şimdi yeni bir e, grafik mimarisi dedik. RDNA diye yeni bir e, isim vermişler. GDDR6 kullanıyor. Evet. Bütün ürünler. Şimdi Ryzen'in 3. nesliyle birlikte gelen benim önem verdiğim PC Express 4. Bu ekran kartları PC Express 4 destekliyor. Hatta şu anda herhalde tek bunlar. Hani en yeni AMD işlemci ve anakartla bir sistem kurduysan bunlar da tam onun için. Tabii ki diğer anakartlara da uyuyor. Hı hı. Ee, görüntüyü oluşturan kısım yanı sıra bir de görüntüyü ekrana yansıtan kısım. Radeon Display Engine diyorlar. Oraya mesela ne geldi? DSC. Görüntü sıkıştırma. Ama kayıpsız sıkıştırma. Hı. Çünkü günümüzün artık 4K, 8K... 60 Hz, 120 Hz ekranlarında artık HDMI'yi bırak. DisplayPort'un bile ilk çıktığında ya süper bu artık hani bundan ötesi gerekmez falan denilen DisplayPort 1.4 falan bile yetmez oldu. Bağlantı kapasitesi. Artık ekrana, monitöre görüntüyü sıkıştırarak aktarmak lazım. Evet. Tabii ki kayıplı sıkıştırma JPEG gibi hiç kimsenin işine gelmez. Görüntü bozulacağı için kayıpsız sıkıştırmak lazım. Onun da desteği bu kartlar da var. Şimdi detaylarına gelirsek. Ee, bir kere AMD diyor ki bir önceki mimariye göre aynı güç tüketiminde, aynı elektrik tüketiminde %50 performansım arttı. Hı hı. Eh, süper. Bunun da diyor yüzde bu %50 artışın kendi içinde %60 kadarı diyor benim direkt işte yeni mimari olmam. Hı hı. İyileştirilmiş yeni bir mimari olmam diyor sağlıyor. %20 kadarını diyor 7 nanometreye inmemin sağladığı iyileştirmeler. Kalan %20 kadarını da saat hızındaki artış, saat hızlarının yüksek olması getiriyor diyor. Bu toplamda bir öncekine göre %50 şey artışını, performans artışını. Burada saat hızı konusunda da şöyle bir detay var. AMD diyor ki ekran kartları işte bir temel base clock denen temel bir saat hızı var. Bir de turboladığı boost clock var. Bu Nvidia'da da böyle, Tabii. AMD'de de böyle. Fakat diyor ki ekran kartı siz bir oyun oynarken ne hep o base clock en az en aşağı temel saat hızında kalıyor ne de hep boost clock turbo hızında kalıyor. Arada diyor bir yerlerde takılıyor. Takılıyor Hı -hı. ya da ortalama alırsan ortalama bir değer çıkıyor. Biz diyor ona game clock dedik diyor. Hı -hı. Ortalama hız. Artık bu kartları konuşurken 3 saat hızı verilecek. Base Clock en temel ondan aşağı düşmediği hız. Boost Clock Turbo ile çıktığı zirve ama efektif olarak senin için anlamış ifade edecek hız Game Clock. 3 tane kart AMD duyurdu. RX 5700 RX 5700 XT daha üst modeli bir de RX 5700 XT AMD'nin 50. yılı 50. yıl edition var. Fakat bu 50. yıl edişini AMD ben kendim satacağım online dükkanımdan diyor. Hani Asus, MSI falan olmayacak Hı -hı. Safir. Olmayacak ben satacağım diyor. Birazcık daha eksiden yüksek onun değerleri ama çok az. Saat hız olarak. E onu tabii Türkiye'den sipariş vermek, gümrükten getir çekmek falan biraz zor olacaktır. Dolayısıyla hani pek 50. yıl Edition burada zaten o yok. Ee, çok da kafaya takmaya evet. bence gerek yok. İnsanlara o pek ulaşmayacak. 5700 ve 5700 XT elimizde. Bunlar 8 GB bellekli. Başka model yok. Şu anda bu kartlar 8 GB geliyor. Evet. HPM'den vazgeçildi bu kartlarda. Saat hızları ikisi birbirinden farklı. Hı hı. Ee, shader ya da işte artık e, shader sayısı 1000'i çok geçti kartlarda Tabii. fakat tek bir şeydir. Çok basit bir matematik işlem ünitesi. Tek başına bir şey günümüzde ifade etmediği için artık o shader'ların gruplarını saymaya başladılar. XT olmayan da 36, hı hı. XT olan da yanlış hatırlamıyorsam 40, 40 computing unit var. Evet. Onlar dediğim gibi kendi içlerinde yüzlerce shader içeriyor Tabii. ama artık işte shader olarak saymıyor sektör. 2304, 5700 için, 2560'ta evet. XT için var. Evet zamanında X800'de miydi? Neydi? 800 şeydir vardı da hani akıl almaz bir sayıydı. <laughs> <laughs> TNT'nin iki şeyinden, şeydir de değil de 2 texture ünitesinden ya, evet. işte 2400 küsüre gelindi. Ee, dediğim gibi 36 ve 40 aralarındaki işlem gücü farkı bu. Saat hızları da farklı. Eksi dedim ki biraz daha yüksek. Fakat soğutucular aynı. Blower fan. Evet. evet. Güç girişi 8000 ve 6000 yine hani güç giriş güç konusunda pek öyle düşük tüketimli kartlar diyemezsin. Bu soğutucu konusu tartışıldı çünkü hani o toplantıda da dünya basınından isimler vardı, hı hı. şey tartışıldı. Ya bunun çok verimli bir çözüm olmadığı. Çünkü hani buradan havayı alıyor, bunun her tarafı kapalı. Kapalı. Havayı tek bir yerden alıyor, arkadan dışarı atıyor. Tabii evet bu süper verimli çalışan bir soğutma sistemi değil eskiden beri. Çalışabilmesi için fanın çok yüksek hızda dönmesi gerekiyor. Çünkü buradan emip de ta buradan dışarı atıyorsun. Tabii burada bir direnç oluşuyor. Tabii. Ee, fanın yüksek hızda çalışması gerekiyor falan. hani verimli değil. Her ne kadar kartı aşırı kalın hale getirmese de Hı -hı. verimli değil. Yani AMD bunun işe yaradığı konusunda ikna olmuş durumda. Tabii ki şey e, her ne kadar AMD orada kesin öyle olacak demese de diğer üreticilerin kendi tasarımlarını gerçekleştireceğini biliyoruz. AMD dediğim gibi birazcık e, hani çok kesin işte bizimkini bırakın başkaları farklı yapar demedi. Hmm. Çünkü bunun içinde vapor chamber soğutma falan da var. Hani bu sadece bir basit bir burada fan var hava buradan çıkıyor arkadan dışarı atılıyor değil. Hani evet, bir değil. E, şu metali söksek altında Hı -hı. E, biraz karmaşık bir teknoloji var. Ama dediğim gibi bence iki fanlı, üç fanlı muhakkak diğer üreticiler bir şeylere girişecektir. Tasarımlara. Kesin. Benim bir eleştirdiğim e, bu kartların lansmanında da dile getirdim. E, çoğu kişi de aynı şeyi yaptı. AMD'nin kendi örnek sunduğu testler ya da Hani kartların hakkında yaptığı yorumlar, şeyler hep 1440p. Öyle. Yani o genelde 2560'a 1440 monitörler hmm. vardır. Günümüzde biraz zordur bulması ama vardır. Hani vardır. E, QHD falan diye de telefonlarda geçiyor. 720p'nin 4 katı olanı. Hmm. 1440p, e, e, Tabi hani günümüzde 4K diye bir gerçek var ya Full HD. Artık Full HD ile tabi test mesle şey yapma gülerler. Çünkü Full HD çok basit bir ekran kartının bile altından kalkabildiği bir çözünürlük. Ama işte 4K artık ayrım sağlayan çözünürlük. dile getirdik niye 1440p konuşuyorsunuz diye. AMD diyor ki ya biz diyor Steam şeyine baktık. Steam'in bir anketi var. İstatistiği var. Ek insanlarda ne ekran kartı var diye. Siz de görebiliyorsunuz sonuçlarını. Diyor ki yay 4K %2. Hiçbir önem vermeye gerek yok. Ya yani ben ikna olmadım bu açıklamadan. 4K'dır önemli olan. Hani e, bence %2'den de fazla kişi de var. Hani monitörde %2 kalabilir ama televizyonda çok geçmiştir. Hep çünkü bir sürü insan da televizyona bağlıyor. E, ben 1440p şeyinden memnun olmadım ısrarında. E, bence 4K konuşulmalı. Çünkü ayrım sağlayacak olan kriter o. Ee, ray tracing nerede? Şimdi Nvidia bir ray tracing devrimi başlattı. Bir yıl oldu galiba. Ee, AMD'nin bir cevabı yok. Hı hı. Tabii ki bu da konuşuldu AMD ile. Soruldu. AMD diyor ki şu anda bu kartlarda shader düzeyinde biz destekliyoruz diyor. Geliştiriciler işte Radeon Race falan bazı uygulamalar var. Geliştiriciler hani Çalışırken kullanabilirler diyor. Ama bir hardware desteği Nvidia'da olduğu gibi bir şey yok. Bir sonraki RDNA, RDNA mimarisinde yani bu kartlardan bir sene sonra mı diyelim işte daha sonra çıkacak kartlarda donanım düzeyinde olacak ama bir oyun sahnesindeki kısıtlı bölümleri destekleyecek diyor. Şu anda da öyle zaten hı hı, Nvidia'da aynen. da bütün ortam ray tracing değil efekt bazında. Doğru hedefse diyor AMD hani ideal durum bütün oyun sahnesinin bulut bilişim desteğiyle ray tracing e, hesaplanması ama bu hani şu anda ideal hı hı. hedef yani bu üçüncü nesilde dördüncü nesil bir şey söylemiyor AMD bu diyor hedef. Evet. Tabi bulut bilişim demek internetten e, internetten bulut sunuculardan işlem gücü almak demek o bugüne kadar bir verim sağlamadı en Microsoft'un Xbox'ta Crackdown oyununda falan işte yıkılmaları falan buluttan hesaplatacağım iddiası vardı. Tamam oldu ama bekleneni vermedi. Kimseye öyle inanılmaz bir görüntü görüyorum dedirtmedi. Şimdi tabii burada da buluttan hesaplatacağım. Ya saniyede 60 kare görüntüden 16 milisaniye görüntü tazeleme hızından söz ediyoruz. oyun grafikleri şey değil. Hani bir oyunun ara görüntüsünü, film gibi olan şey o görüntünün ne olacağı sabit. Ama e, oyunda ben sağa da bakabilirim. Yarım saniye içinde sola bakmaya başlayabilirim. Şimdi ters de oldu. <laughs> i̇şte arabaya da öne bakıyorumdur. Hemen yarım saniyeliğine arkaya bakarım. Onun işlemini bulut bilişimden yaptırsan o zaman zaten ekran kartını sökelim. Bütün görüntü bulut. Yani o şey Google Stadia'ya dönüşüyor. Bakalım onu hani çıkınca göreceğiz. Evet, çıkınca ama göreceğiz. buradaki şu anda Nvidia'nın ray tracing desteği bu kartlarda yok. Evet. Yok, bir sonraki kartlarda. Son olarak söyleyebileceğim bir Radeon Antilag diye bir teknolojiden bahsettiler ama onu ne kendileri anlatabildi ne insanlar anlayabildi. Şunu söylüyor. Şimdi ekran görüntüsünü ekran tazeleme hızını sabitlediğin zaman ekran kartının çıkışına ee, Mouse'un okunması, klavyeye bastığın tuşun okunması da saniyede işte 60 kare ise 60 kareye 60 karede bir mouse da güncelleniyor. Ee, o yüzden bazı oyunlarda V-Sync dediğimiz ekranın tazelenmesini ekran kartıyla senkron hale getirdin mi bir hareketler yavaşlar. Özellikle hızlı oyunlarda hissedersin ya mouse geriden geliyor sanki gibi bir rahatsız olursun. E AMD diyor ki Radeon Antilag'la ben mouse güncellemeleri yani oyundaki hareketlerin klavye basışlarının güncellemesi görüntüyü bekletmeyeceğim ben. Hı hı. Asenkron hale getireceğim diyor. Dediğim gibi ne kendileri hani bunu tam anlatıp bir hani demolarla örneklerle sundular ne de dinleyenlerin tam aklına yattı. Bu şimdilik bir kenarda dursun hani ileride görürüz diyeceğimiz bir teknoloji. Hı hı. Ee, İki model şu anda. Evet. 5700, 5700XT. İkisi de bizde var. Ben abi şeylerine baktım bunların öncelikle güç tüketimlerine. Ee, tüm sistemin güç tüketimini söyleyeceğim şimdi. Ee, 5700XT'de 300 watt tüketti sistem. Evet. Oyun anında. 5700'de 275 watt tüketti. Evet. Bunlar normal sonuçlar. Evet normal. Yani Çünkü... böyle bir sisteme ben... 600 watt güç kaynağı takarım. Evet. Eee, dert etmem öyle 1000 watt falan öyle şeylere gerek yok. Yok, Vegalardan daha iyi. Evet. Ee, şu durumda en azından orada hakikaten bir iyileşme olmuş. Evet. Ee, şeye de baktım. İşte o esnada fan ne yapıyor diye. Yüzde %44, ikisi de yüzde %44'te evet. çalıştı. Ee, 44'te kaldığı sürece rahatsız edici bir ses üretmiyor. Fakat e, şeyler, dereceler e, XT'de 80 derece o evet. esnasında şeyde de e, XT olmayan düzde de 72 derece. Ya çok kafaya takmaya gerek yok çünkü e, gerekse fan hızı artardı. Demek evet. ki o sıcaklıklar her ne kadar hani yüksek olsa da sonuçta bu canlı bir şey değil. E, makine demek ki onun çalışma sınırları içinde. Öyle. E, fanı daha fazla hızlandırmadığına Hızlandırmaya göre gerek duymamış. E, evet. Şöyle bas hızları yani temel hızları 5700 XT için 1605 MHz olarak evet. açıklandı. 5700 için de 1455 65 MHz. Evet. Benim testimde abi XT 1842 MHz'e kadar çıktı. Yani bu sonuçlar arasında evet. aslında overclock yaptığı halde aslında bu sonuçları aldım ben. Öteki de 1750 MHz'e çıktı. Evet. Bunlar da iyi değerler. He, daha iyi olmasını istiyorsan gürültüye katlanıp müdahale edeceksin. Bunun biliyorsun yazılımı da var içinde. Vatman. Vatman evet. Ondan <laughs> ince ayar yaparsın. Daha gürültü evet. çalışsın dersin. Daha çok sınacak çünkü. E, daha bu üst, bunların üstüne çıkılabilir. bunlar da fena değerler değiller. E, baktığın zaman abi testlerde senin dediğin sonuç söylediğin şey birebir çıkıyor. Yani bu 2560'a 1440'a kadar bir kart. 4K'ya nefesi yetmiyor şu anki sonuçlarda. Ya şimdi e Monitörde 4K o kadar yaygın değil, değil. Onu kabul ediyorum. Ve pahalı biliyorsun 4K evet, monitör. o kadar yaygın değil. Ee, 2560'a 1440 benim de öyle bir monitörüm var. Tamam onu tatmin edecekse ediyor ediyor. işimi görür. Yani şey yapabilirsin. Birçok oyunda 60'ı kitleyip oynama imkanını sunuyor sana. Tamam o da benim istediğim bir şey. Ee, i̇şimi eşimi görür. Ee, ama tabii ki Hani bu bir sonraki monitörümün 4K olmayacağı anlamına gelmez. E, ya da hani yarın bir 4K televizyona bağlamayacağım ya da bir Virtual Reality başlık takıp da daha çok güce ihtiyaç duymayacağım anlamına gelmez. Tabii ki daha şey olmalı. Ama Nvidia'nın işte zaten pardon AMD'nin bir performans liderliği falan iddiası uzun zamandır, ekran kartında Bayadır uzun yok. zamandır yok. Hmm. Fiyatla e, Cazip bir seçenek oluşturuyor. Burada da zaten aynı şekilde evet, daha konuşulacak, <laughs> aynı şekilde devam ediyor. Ama performans için bir ihtiyacın var, bir şey geliştiriyorsun, bir virtual reality sistemi işletiyorsun, hmm. bir şey yapıyorsun. Yine Nvidia performans avantajı devam sunuyor. Şöyle, bunlar çıktığı gün biliyorsun, Nvidia'da kendi kartlarını güncelleyip süperlere geçirdi. Evet, ilk kez normalde bir model olurdu, onun TI'yi olurdu süper diye evet. bir seri çıktı. Süperleri hala bekliyoruz. Gelmediler. Bunun karşısında koyacağım tabii bir gün gelecekler şimdi bekliyoruz. fakat görünen o ki bunlar hani 5700 5700 ailesi 2070 ile 2060'ları karşılıyordu. Fakat bu süperler yine hani bir tık daha evet. önlerine geçmeyi başarmışlar. Evet. fakat şöyle bir durum var. Yani son bir notumu da söyleyeyim. 1080p'de şimdi çok kişi de şey var abi. 1080p ama 144 Hz monitör alıyorlar. Evet. Ve o FPS'lere çıkmaya çalışıyorlar. 1080p'de 100 FPS'yi rahat aşıyor X'te. Öteki de aşıyor ve ikisinin arasındaki performans farkı çok uçurum değil onu söyleyeyim. XT ile düz modeli arasında. FreeSync desteği var tabii ki. Tabii o da var. Gerçi tabii FreeSync daha ucuz ekran kartları için falan daha anlamlı bir teknoloji. Dalgalanma çok olmuş. Bu oldu. kadar şey olduğu güçlü kartlarda çözünürlük de yüksek değil diyorsun. E, zaten hani daha düşük frekanslı şeylere, taze falan düşmeyecek Düşmeyecekse Evet. Ha sonuçta var. Hani e AMD destekliyor zaten işte başlatıcısı. Var bu kartlarda FreeSync. FreeSync evet. 2. Evet, FreeSync 2. Zaten şöyle bu, bunlar ikisi de hem 1080p'de yüksek FPS almak isteyenlere ya da işte 2560'a 1440'da böyle 60'a kilitliyim oynayayım diyenlere yeterli, yeterli. performansı veriyor. Evet. Fakat... Ya yani oyuncunun ihtiyacını görür. Çok rahat görür. Tabii yani. ki bunların içinde H264, H265 sıkıştırma, gösterme Hı -hı. artık hani onları söylemiyoruz bile. Tabii, Tabii ki onlar tam olarak Hı -hı. eksiksiz var. Ama hani biz oyun performansına odaklanırsak da 4K monitörü olan azınlık dışındaki bütün kullanıcıların oyun ihtiyacını görür. Evet. Ee, yüksek özel oyunlarında yüksek şeyini açıp, yüksek evet. ayarlarda açıp Tabii tabii hep ayarlar. 8 GB bellek de var. Oynarsın rahatlıkla. Çok rahat. Tabii e, satın alma kararını fiyatlar belirleyecek evet. bir yandan da. Ama şeyi söyleyeyim. Şu an piyasadaki marka bağımsız yani ne marka olursa olsun tasarım hep bu. Referans tasarım. Evet. Onu söylememiz lazım. Şimdi ben önce şeyden başlayayım. Hani 2080 Ti'den en tepeden aşağı doğru geleyim. 9.000 lira abi 2080 Ti. Tamam. 2080 5.000 liralara bulunuyor. E, 2070'in süperi gelmiş o da 5.000 lira. Tamam. E, 2070'in düzü de hala var. 3500 lira. Tamam. 2060'ın süperi de gelmiş. O da 3500 lira. Tamam. 2060'da 2700 lira. Tamam. Bunlar e, genelden MSI'nin markalı şey çıktı karşıma. Ucuzlarını seçmeye çalıştım. Düşük fiyatlarını seçmeye çalıştım. Şimdi XT ve 5700 XT ve 5700'ün fiyatları da şöyle. 5700 XT'yi Safir'den 3000 lira civarında bulabiliyorsun. Satılan yere göre evet. 200-300 oynuyor. Üst modelini hem de. Ee, XT evet üst, üst modelini. İşte MSI'da 3500 lira civarına satıyor. 5, 5700 düz modeli 2500 ve 2700 lira bandında çat, de, de, satılıyor. MSI'da da baktım hani 3000 lira. Şu an Safir'de bir fiyat avantajı var gözüküyor. Yani baktığın zaman abi e, 2070 süper 5700 XT'nin karşısına gelen kart. İkisi arasındaki fiyat farkı yani 2000 lirayı buluyor şu anki durumda. Evet. Bu çok ya, büyük bir, bir fark. Bir fiyat avantajı var. Çok var. Kesinlikle bir fiyat avantajı var. E, teknoloji olarak da daha geri değil. Değil. Ray Tracing için tartışan olabilir ama uygulamada Ray Tracing'in ne kadar hayatımıza girdiği evet. gayet tartışmalı. Dolayısıyla benim için bir satın alma kriteri değil hı. hı. Ee, bedava ve bir ekstra bir özelliğe asla itiraz etmeyiz ama 2000 küsür lira cebimden çıkacaksa onsuz da yaşayabilirim. Şu evet. an için şart değil 5 sene sonrayı bilemem. Bir fiyat avantajı sağlıyor. Kesinlikle. 2070 yerine. Kesin rahat alınır. Alınabilir. Çok net Artıkla alınır. alınabilir. Zaten aslında olması gereken şey şudur. Türkiye'de şimdi birazcık yavaş e, gelişiyor ama Nvidia zaten 2070 Super 2070'in yerini alacak şekilde çıkarmıştı. Evet. Ama piyasada ikisi de olduğu zaman işte stoklar erimeden yer tabii değişmez. Ki, tabii ki bir zaman geçecek. Evet. E, erimi eskilerin kaybolması için. Yoksa aynı fiyata alacaksın. Evet. Yani ray tracing'i kafaya takmayanlar için evet 2070 ve 2060'ın düz modellerinden daha iyi bu seçenekler. Evet. Süperler daha performansı gözüküyor. İleride daha biz de detaylı bakacağız. Ama işte o da fiyatının e, fiyatı üstüne koyarak yapıyor bunu. Ya sonuçta dediğim gibi 5700 5700 eksi PC oyunculuğu için gayet yeterli kartlar. 4K istisna. Evet. 4K istisna. Çünkü 2080 Ti'nin, 2080'in alternatifi AMD'de şu, şu anda, anda yok. yok. Peki yok. şeyi sorayım sana, onu da soracaklar. PC Express 4.0 bir işimize yarayacak mı ya sorusuna? Şu an Ekran için, kartında. <laughs> ya şu an için şey değil. Hani 4 0 olduğu için daha önce olan bir şey, şey olmayan bir şey oluyor evet, değil tabii ki. Öyle bir şey yani o bir genel olarak ekran kartıyla grafik işlemcisiyle sistem arasındaki yolun genişlemesi. Doğru. Tabii ki işe yarayacak. Şu anda bir fark tabii ki getirmez. Şu an getirmez. Ya da hani <laughs> şöyle düşünebilirsin. Hani bunun bu performansını alabilmesini sağlayan faktörlerden biri de o. Ama tabii ki hani o da tek başına bir şey ifade etmiyor. Evet. Ha ama e, İyi ki geldi ya yani AMD'nin şey yapması Hı -hı. çok başarılı bir şey. İlerletmesi yeni değil mi? işlemci, yeni ekran kartıyla, yeni anakartla birlikte şu ekran kartlarını da sunması 40 destekli. Komple bir işte ekosistemi oluşturmuş oluyor. Önemli bir gelişme. Evet. Bravo. Evet, şimdi artık tabii AMD'nin daha doğrusu partnerlerinin bir an önce kendi özel çözümlerini de bence sunması lazım. Overclock'lu şeyler falan da olacaktır mutlaka. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Çözümler de olacaktır artık gündemde bunlar var. Bunlara bakacağız. Şeylerde bunlarla birlikte tarihe gömülmüş oldu. Vega serisi artık yok. Yani var tabii piyasada bulabilirsiniz i̇şte ama işte artık bunlar Yeni yeni nesil Artık çıktı. bunlar çıktı. Ee, yenisi alınır. Yenisi alınacak. Evet, evet kesinlikle. Çok büyük bir fiyat farkı olursa bir önceki hani elim çok darsa alırım. Onunla da her şeyi oynarım. Öyle ama, ama tabii ki yeni bir sistem kuruyorsun. Çok da dar değilse elin tabii ki yenisi yeni, varken her zaman yenisi. yenisi alınır. Evet, aynen öyle. Peki Levent abi teşekkür ediyorum sana. Evet. Bunları da böyle tanımış olduk. Ee, daha üreticilerden geldikçe kıyaslaya kıyaslaya da gideceğiz. Evet. Ee, peki, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.